Evet sevgili dostlar, çok fazla bir ilerleme yok gördüğünüz gibi ama ağır gidiyor ama gidiyor. Şimdi elektrik yok biliyorsunuz, işte jeneratör, jeneratör idareten gidiyoruz. Burayı söktüm, bastığım yeri, ayaklarımın olduğu yeri. Sonra bu yan tarafı komple kaldırdım. O küçük yerler var, onlar çıkacak. Bir de şu kenarlar tabii çıkacak. Burayı söktüm. Ve nihayet bastonu söktüm arkadaşlar. Zor oldu ama söktüm. Yani aslında zor değil, iki kişi olsa tek tek halledersin de. İşte o ikinci kişi gerektiği zaman bulunmuyor. O anda bulunmuyor. Evet. Bastonu ayrıca göstereceğim size. Yani hatta şu anda gösterebilirim. Yani şöyle bakın, bu duruyor bu baston. Tamam. En ucuna böyle şapka gibi bir şey takılıyor. O takılan şeyi üstüne de başlı sırayla takılıyor. Altına da, yani metal bir kapak gibi o. Üstünde bir mapa var. Altında bir mapa var. O iki mapayı üst taraftakine başı sırayla, alt taraftakine bobsleigh, şu alttan tutan, yani bunu alttan tutan, teknenin gövdesine bağlayan lar bağlanıyor. Yan tarafa da ayrıca, yani iki yandan da tutuyor biliyorsunuz. İki yandan da onun şeyi var, o başlığı. İki yandan da mapa takmak, mapaları var. Oralara da tellerle tutturuluyor. Yani dört yerden yukarı aşağı sağ sol oynamasın diye. Ayrıca şu görmüş olduğunuz, bunu alıp gitmiyorsunuz. Yanında şu görmüş olduğunuz, evet şunun üzerine vidalı. Daha da ayrıca bakın, bir, iki, üç, üçüncü aşağı düşürmemişim. Kestim bunları, başka türlü çıkmıyor. Göstermiştim size. Yani çekmiştim de onu bununla birleştireceğim şimdi. Mercimek başlı böyle şey var, yani çevirecek yeri yok. Nerede onlar? Burada bir yerde olması lazım. Yani buluruz. Neyse. Buraya da bağlı. Yani 1, 2, 3 yerinden bağlı. Ondan sonra bu ayrıca bir yelken aparatı takmak için veya bir şeyi borsaya vurmak için. Şurası, şu delik. İşte bu gösterdiğim buraya geliyor. Bu üç delik. 1, 2, 3. Mecburen açarak çıkardım. Buradakiler 1, 2, 3. Ondan sonra şunlar, şu. Şuralar. Şu. Bu. 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 Pardon. Bunlar. Şu delikler. Şu, şu ve bu, bu. Delikler. Şeyi tutuyor. Irgatı tutuyor. Şuralara babalar giriyor. Şu iki tane baba aşağı gidiyor. Ahşap baba. Buralarda bronz kapaklar. Birine zincirlik, ikisi zincirlik de. Yani birine zincir, birine yedek zincir gibi düşünülmüş. Evet. Zincirlik, yani şey, zincir bunun üzerinde çalışıyor. Şurada da, burada da. İki taraftan da atılabiliyor. Şuna arkadaşlar, staysail'in, yani iç küçük floğun, yani kotro dedik ya, bu başta bir flok var. Bir de arkada flok var. Yani iki yelken var. Bu arkadaki küçük yelkenin üzerinde çalıştığı bir bumba var. O bumbanın girdiği yer. Başı bumbanın buraya giriyor. Evet. Ses nasıl bilmiyorum tabii bu arada. Yağmur yağdı arkadaşlar.
Yağmur yağdığı için. Ne kadar bakalım ıslaklığımız var, ne kadar şeyimiz var. Bunlara bakmaya geldim. Şimdi bu delikler hepsinden tabii şu oluyor, buradan, bunların kenarından, efendim, şu motor kumandasının oradan, baştaki o babaların deliklerinden falan, üstünü kapatıyorum ama yağıyor yağmur. Evet, şurada biraz büyükmüş. Biraz da altta büyükmüş. Şimdi bunu size göstermiştim yanılmıyorsam, şu şeyi aküye takıyorum, bağlıyorum ucunu klepslerle, dızıt diye çekiyorum. Çekiyorum ama yani bu kadar suyu çekmiyor. Göstereyim size, hani bu biraz büyük geliyor şu kadar suya. Onun için bunu elle alıyorum. Alt tarafı da temizledim, bakın ön tarafta birikmiş su. Şimdi bunun sintinesi arkadaşlar, problemli yani biraz, şöyle problemli. Erişim yok yani dışarıdan. Şu motor şeyi, bu motor bloğunda gördüğünüz beyaz olan şey sonradan fiberin üzerine yerleştirilmiş bir motor yuvası bu aslında. O bu alta erişimi engelliyor. Yani giriş yok altta. Mecburen orası ıslak kalabiliyor işte yani bu sebeplerden. Ben toplayıp sıkıyorum şeyle. Vilada gibi bir şey var onunla. Bunu da çekiyorum. Aşağısını da çekiyorum da. Ama şey halinde yani kullanırken tekniği, ona bir formül düşüneceğiz. Şimdi hangi motoru takacağım belli olmadığı için. O motora göre bir yer olacak burası. O motora göre bir yer olduğu zaman da belki kesip bir yerden açığa çıkabilir. Yani biraz ileriye doğru girebilsem o zaman yetişebileceğim. Mesela şunu da, orayı da delmeyi düşündüm. Ama işte delemiyorum yani. Giremediğim için oraya delemiyorum. Uzun bir şeyle uzatarak da delemiyorum. Yani açı var, böyle gidiyor. Böyle dik aşağı değil. Aşağıdan girilecek yer yok. Yani aşağı doğru sarkıtıp da delecek bir şey yok. Anlatabildim mi? Alttan deliyim desen, altta da dört parmak yer var böyle. Yani şey, tekne oturuyor ya tokozun üzerinde. Geri bir şeyle girip alttan delmek şey değil. Yani delemiyorum, onun için sürekli temizliyorum. Şimdi üstüne şeyini örtünce, tarp brandayı örtünce o sorunlar bitecek. Evet. Şimdilik bu kadar, ben şu aşağıyı bir temizleyeyim. Evet, burayı aldım, 5 dakika, alt tarafı da şeydim, o iş bitti. Bakın burası. Ne göstereyim başlarda. İşte bu alttan. Baston'un ve babaların durduğu yer. Babalar aşağıya iniyor. Şuradan. İki delikten, şundan, şundan kare, dikdörtgen olan deliklerden aşağı iniyor. Buraya tutturuluyor. Şuraya tutturuluyor. Zaten oraya tam giriyor. Bir de bastonu tutturuyor. Zincir buraya akıyor. Ama bir özel bir zincirlik yapmamış. Yok. Ki bence hatalı yani. Zincir düşürülmemiş mi? Bilmiyorum. Evet. Burayı elden geçireceğiz. Her yeri geçireceğimiz gibi. Burayı da geçireceğiz. Pis su.
Gördüğünüz gibi pis su burada. Ya çıkacak. Burayı komple yıkabilirim. İşe yaramıyor burası. Burayı depo yapabilirim. Buraya güzel bir şey oluşturup zincirlik oluşturup burayı komple depo yapabilirim. İşe yaramıyor tekrar dediğim gibi. Yelkenleri veya bütün şeyleri koyabiliriz. Bunlar söküldükten sonra önce bir dışını bitireyim, sonra gerisini halledeceğim. Evet efendim. Şimdilik böyle. Görüşürüz.